Hoş bulduk. Umarım bir şey olmayacak. Merhaba. Merhaba. Büyük bir olumlamayla Mevlam yardımcımız olsun. Yaptığımız işte güzellikle yola çıktık. Güzellikle de tamamlamayı bize nasip eylesin. Güzel enerjiler gönderelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Şenay Hanım. Evet, karma dedik. Hemen başlamak istiyorum. Karma dedik. Karma bizim 4 ve 7 kuşaktan, dedelerimizden, onların yaşam döngülerinin, olumsuzluklarından, yaptığı hataların, kusurların, günahların bedelini bir şekilde bize ödeten bir sistemdir. Bu sistem aslında hiç ismini bilmediğim, doğru düzgün yüzünü görmediğim bir dedemin yapmış olduğu hatanın, kusurun, günahın bedelini ben niye ödüyorum? Soruları herkesin kafasında bir şekilde bu soruyu sorar. Ama hayat mutlaka kendisinin ödemediği kusurun, kabahatin, günahın bedelini kendisi ödemezse mutlaka soyundan, neslinden birine ödetir. Mutlaka bunun farkına varıp kendisi bu karmayı temizleyip arındırması gerekir. Bu da kendi egosuna, gururuna, kibrine teslim olmadan ben bunun farkındayım, böyle bir hata yaptım, bu kişiyle helalleşmeliyim, Allah'tan tövbe ederek af istemeliyim, onun adına iyilik yapmalıyım ve bunu içselleştirmeliyim. O kişi bunu yapmazsa da işte 4 ile 7 kuşağa kadar bizi sirayet ediyor. Peki bu neler oluşturur? Yalan, zulüm, iftira, aşağılama, birçok tecavüz, ölüme sebebiyet gibi durumlar, dedikodu, özellikle dedikodu, ben yapmam, asla kabul etmem dediğimiz ne varsa, komşumuzun, akrabamızın ya da herhangi birinin yaptığı kötü bir davranışı aşırı derecede kınamak, büyük konuşmak, bunların hepsi karmaya sebebiyet verir. Bizim bir de kişisel karmalarımız da vardır. Onlar da ayrıca bir eğitim ve derstir. Yani evet, şimdi mesela siz anlatınca kafamda beliren şöyle bir soru oldu. Hem geçmişte bir aldığımız karmalar var, bir de kendi kendimize yaptığımız karmalar var. Yani insanın hem kendi sorumluluğu hem geçmişten aldığı sorumluluklar var. Bunların hepsinin bir araya gelmesiyle aslında hayatta neden yol alamıyorumun cevabı ya da neden istediğim noktaya gelemiyorum cevabı biraz burada saklı olabilir mi? Tabii ki. Şimdi o temizlenmediği için çok da zaten bir zulüm var orada, bir ağlatılmış bir insan, ahlanmış, yani bir ah almışız orada. O kişi huzura eremez. Ölse bile, atalarımız, dedelerimiz öldüğü için de ruh hayatta ölmez. Beden ölür. Ruh onun sıkıntısını bir şekilde yaşıyor. Yaşadığı sürece o sıkıntı da temizlenmediği için yani bu şekilde aktarılıyor. Biz onu temizleyelim. Eğer o temizleyemediyse bir şekilde bunun farkındalığına erip biz bunu temizlememiz gerekir. Kolay bir şey olmayabilir ama çünkü Allah-u Teala ne dedi? Her kötülüğün arkasından bir iyilik yapalım ki temizlenip aranasınız dedi. Demek ki bu bir müjdedir, onu dedim ya. Büyük bir müjdedir bu temizlenmek, arınmak. Aslında Allah-u Teala'nın yeter ki sen niyetini, samimiyetini buraya koyduktan sonra, Allah-u Teala'ya dayanıp sen bu niyeti girdikten sonra temizlenmeyecek, arınmayacak hiçbir günah da yoktur. Peki bu temizlemeyi sadece ibadette, sadaka vererek, işte zekat vererek, geçmiştekilerin ruhuna bir şeyler, hani dua okuyarak mı, yoksa farklı yöntemler var mı bu konuda? Hayır, insanın kendi inancına göre, yaşam tarzına göre içinden geldiği gibi de yapabilir bunu. Olumlama yapar, ritüel yapar, onun adına iyilikte bulunur. Mesela ben şunu çok yaparım, bunu da çok yapmayı severim, hep de tavsiye ederim. Bir küçük bir kumbaraya veya bir işte kavanozun içine günlük insan yapabileceği kadar bir sadaka, küçük bir niyet. Onun her gün ama baştan niyetimizi tutmak, Allah'a bu konuda atalarımızı yad etmek, onların adına onlarla helalleşmek, onları sevindirecek şekilde olumlamalar yapmak ve onların hem hayat ruhlarının rahatlaması hem de bizim hayat döngümüzün, yaşamımızın blokajlarının kalkması için bu niyete girmemiz gerekir. Her gün oraya belirli bir miktarda 40 gün boyunca sadaka atmak. Ama niyetimizi tuttuk ya, niyetimizi tuttuk, tövbemizi ettik. Hem kendimizi arındırıp hem de atalarımızın ruhunun ferahlaması için her gün 40 gün boyunca ben buraya belirli bir miktarda sadaka atıyorum. 41. gün bunu toplayıp hayvanlara yemek alabiliriz, mama alabiliriz veya ihtiyacı olan birine yardım edebiliriz. Herhangi bir hayvanın veteriner ihtiyacını karşılayıp, hastadır, sokaktadır, ihtiyacını karşılayıp onu veterinerde tedavi ettirebiliriz. Yani nasıl içinizden gelirse, önünüze ne gelirse bunları yapabiliriz. Bak, bunlar çok büyük bir arınma ve temizlenmeye sebep olur. İyilik ve güzellik, samimiyet insanın hayatındaki bütün blokajları da kaldırır ve kendi yolunu da açmasına sebebiyet verir. Atalarımızın da, ölmüş ruhları da daha çok rahatlar bu şekilde. Yani aslında bunu geçmişte bir hata bulsak da bulmasak da galiba birilerinin hayatına dokunuyor olmak bile insana iyi geleceği için, çünkü veren el her daim Allah'a borç vermiş olur ya ve onun dönüşü kişiye her zaman, tabii bunu onu beklenti içine girmeden yapmak gerekiyor. Verdikten sonra Rabbim onun bir şekilde karşılığını o kadar güzel ya da öyle bir yerde verir ki kimse bunun nereden geldiğini anlamaz. Hani mucizeyi belki de beklenilen nokta orası. Evet. Hani Allah'a borç vermek. Çünkü bunu bildiğiniz anda zaten farkındalığınız değişiyor. Peki bunun sizin tarafınızda farklı bir yaptığınız bilinçaltıyla alakalı noktalar var mı? Yoksa sadece bu tür yöntemler de yeterli midir? Yok, insan her daim kendisine dikkat etmesi gereken bir aslında varlıktır. Ağzından çıkan her söz onun geriye dönüş, yani mantıksız ya da bir herhangi başka bir ruha bir bakış açısının yanlış bir şekilde değerlendirmesi bile o kişiyi tesir altında bırakır. Bakın, dünyanın içindeki her şey bir enerjiye bağlı aslında. Biz sadece doğumumuzdan bu zamana kadar belirli bir sıkıştırılmış bir beden içinde yaşıyoruz ya, ruhumuzun bilgeliğini, enerjimizin ne kadar güçlü olduğunu farkında değiliz. İnsan her daim dikkat etmeli. Peki o zaman şuradan bir soru sormak isterim. Karmanın oluyor olması ya da karmanın çok oluyor olması duaların kabulüne engel midir? Tabii ki. Yani ben, çünkü benim önümde bir blokaj var, bir engel var, huzursuz olan atalarımın ruhu var. Ben bunu temizleyemediğim sürece nesilden nesile aktarılan, bakın, iflas, evlenememe, evlat sahibi olamama, iş kuramama ya da iş tutturamama, kariyer sahibi olamama gibi birçok olumsuz şeyin arkasında da %80 karmalar olduğuna inanıyorum ben. Çünkü sürekli aynı döngüyü yaşamak, aynı şeyi yaşamak bir şey anlatıyor hayat. Burayı temizlemen gerekiyor. Burada yapman gerekeni yap ki, yani önün açılması için bunu yapman gerekiyor diye sürekli bir işaret gelir insana. Tabii ki bu insanın %80, %70 hatalarından karmaysa benim kendi oluşturduğum blokajlar da vardır. Yanlış eylemlerim, yanlış konuşmalarım, farkında olmadığım bir takım sorumluluklarımı yerine getirir. Bakın, en büyük karmaların birisi tembelliktir. Bir insan aşırı derecede sorumluluklardan kaçıp tembel olduğu sürece hayatının birçok alanını hiçbir zaman aşamadan, bir yere gelemeden ölür gider. En sonunda hastalanır. Tembellik büyük bir karma yaratır. %70'i, %80'i oraya veriyorsak %20'si, ama orayı temizledikten sonra kendimizle hayatımızın akışını düzene koymak zorundayız. Ben ağzımdan çıkan her söze dikkat etmeliyim. Her bakışıma dikkat etmeliyim. Acaba bu benim bakış açımla mı alakalı? Ya da karşıdaki herkes kusurlu mu? Dünya benim etrafımda dönmüyor. Bu hayata gelmemin bir amacı, bir sebebi var. İniş çıkışlı bu hayatı nasıl yaşamalıyım? Ve ben buradan, düşünün, bir kapıdan giriyoruz ve çok kısa bir süre yaşadığımız bir zamanda öbür kapıdan çıkıp gideceğiz. Bu kadar bir zaman için hayatımızı 2 tane kelimeye, birkaç tane eyleme feda etmeye değer mi? Sonsuz bir aleme gittiğimiz zaman bunun ceremesini çekmek için. Çünkü Allah-u Teala'ya biz Kâlu belâda, ruhlar aleminde söz verdik. Ne söz verdik? Allah-u Teala dedi ki, elesi bir Rabbiküm. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Biz evet ya Rabbi, şahitiz dedik. Aynı zamanda dosdoğru yol üzerine dedi ki sırat-ı müstakim, dosdoğru yol üzerine olacağımıza da söz verdik. Ama bu da bir derstir ondan evveliyatı, ama orada şeytan Allah-u Teala'ya itaat etmedi ya, bunu hepimiz biliriz bir şekilde. Ben birçok insanın böyle bu konularda eğitimli olduğunu düşünüyorum. Hep böyle anlatıyorum bu yüzden. Şeytan dedi ki ben de senin sırat-ı müstakim üzerine yürüyecek kullarına eliğinde, kemiğinde, damarında, canında ve kanında gezerek onları o doğru yolundan geri çevirmeye çalışacağım. İşte o da bizim imtihanımız oldu. Yani biz şeytanla imtihan edildik. Aslında şeytan bizim nefsimize hükmeder. Nefsimizi çalıştırır, harekete geçirir. Biz oradan imtihan oluruz. Her insanın bir nefsi, yani bir rahmani bir de şeytani boyutu vardır. Hangi tarafı çok beslersek o taraf devreye girer. Peki insan bazen nefsine yanılıp ya da öyle ya da böyle ölümlü ve faniyiz. Hani dönem dönem hepimiz düşüyoruz. Hani 365 gün 24 saat pozitif olmak mümkün değil tabii ki. Ya da kırılıyoruz. Birine karşı gönlümüz kırılıyor. Hani istediğimiz cevabı alamayınca, istediğimiz o beklediğimiz ilgiyi göremeyince bir gönül kırıklığı oluyor. Yani bunların neticesinde gönül kırıklığı yaratana mı karma, gönlü kırılana mı karma? Yani içinden, çünkü ne kadar sesli dile getirmese dahi Mevlam içindekini de bilendir, dışındakini de bilendir. Görüneni de bilendir, görünmeyeni de bilendir. Şimdi benim gönlümün kime kırıldığını gayet, beni benden iyi bilen ve yaradan olaraktan gayet iyi biliyor. Şimdi burada çift taraflı bir karma mı var, yoksa tek taraflı bir karma mı var? Yok. Evet, hayat bize çift taraflı gösterir. Bakın, dertli insan dertliyi çeker. Ben şu anda yaşamış olduğum yaşantıyı %95 bilinç altımla yaşıyorum. %5'lik kısmı ruhumla yaşıyorum. Neden? Çünkü ben doğumumdan bu zamana kadar hayat döngülerimi birilerinin bana aktarması, önce anne baba, kendi ailem, daha sonra sosyal çevrem, anne karnından başlıyor aslında. Bilinçaltıma ne kodlandıysa, beni hangi taraf beslediyse o duyguları alıp bilinçaltıma yerleştiği için ben %95 bana aktarılmış, kodlanmış bilinçaltımdaki duygularım ve düşüncelerimle yaşıyorum. Benim derdim neyse, değersizlik mi? Sevilmemek mi? Görülmemek mi? Önemsenmemek mi? Özgüven kaygısı mı duyuyorum? Hayatımı ben bunlar olduğu sürece bilinçaltımda bana bu travmalarımı hatırlatacak, yaşatacak türevleri çekerim hayatıma. Bu kim olursa olsun fark etmez. Biri gider, diğeri gelir. Burada da bilinçaltı ne diyor? Yine bakın, tekamül yolcusu bilinçaltını değiştirmek zorunda. Sana aktarılanlarla değil, sana öğretilenlerle değil, benim sana vermiş olduğum bilgeliği ve ilmi ruhumla tekamülü aşabilirsin. İnsanoğlu acıdan, üzüntüden, kederden korkmamalı. Hayat döngüleri hep böyle bir darbeyle gelir insana. 7 yılda bir, 10 yılda bir değişime uğraman için bir şekilde bir döngü yaşatır. Ya acı bir şey yaşatır ya da büyük bir başlangıç ya da bir yıkışla insan olgunluğa erişir. Ben bacak üstüne atıp da ehli keyif yaşayarak olgunluğa erişen insanı hiç görmedim. Hayat hep insanı zorluklarla olgunlaştırır, öyle değil mi? Ama hayatın kanunu bu. Ve biz her dünyaya gelen çocuk müthiş bir şekilde ilim sahibi, alim ve bilgi olarak doğur. Ne annesi, ne babası, ne çevresindeki hiç kimse onun kadar alim, bilgili bir yapıya sahip değildir. Ama o ne olarak geldi? Allah'ın o anda onu göndermiş olduğu saf boyutta bir ruh boyutunda geldiği için. Dünyaya geldiği an o biliyor kendisinin ne kadar bilge olduğunu. Yalnız bir bedene sıkıştırıldı. O bedene, bedenin içinde kaldığı için ilk önce ben bu bedene ve madde alemine, dünyasına adapte olmaya çalışırken her şeyi unuttuk. Peki nasıl hatırlayacağız? Yani kendi ruhumuza üflenen, Aslında evet, her şeyi bilerek geldik. Kişi kendi kaderinde de kendinde de ne olabileceğini bilebilen, sezebilen varlıklarız. Bunu hatırlamanın, beyinle kalbi birbirinden ayırabilmenin, kalbin sesini dinlemenin bir yolu, bir çıkışı, bir yöntemi var mı? İşte şunu söyleyeyim. Anne karnında başlayan bu serüven bize bir şekilde aktarımlarla, diyorum ya, bana ne öğretirlerse, Yaradan'la bağımız bizim annemizle babamızla olan bağımızdır aslında. Ben annemi babamı nasıl görüyorum? Annemle babam bana ne öğrettiyse, çünkü ben ilk önce onu görüyorum. Şimdi o bedene girdim ya, o bedenin içinde ben gözümü açıyorum, yani hayata adapte olmaya çalışırken annemi babamı bana ne öğretiyor? Çünkü ilk benim gözümün önünde olan büyük bir sistem var, bu anneyle baba. Bana ne aktardı, ne öğrettiyse ben buradan alıyorum. Eğer anne travmalıysa, bakın o bilgeliği ben unuttum ya, bendeki o bilgi, o hazine ruhumda duruyor, o ruhumda var ama ben bunu bu dünyadaki adapte olurken unuttum. Annem eğer ki, diyorum ya, bunlar varsa annem de bana aktarmış oluyor. Ben bunu temizlemem için bilinçaltımın farkına varmalıyım. Nasıl varacağım? Çocukluktan ergenliğe geldim. Ergenlik de çok zordu. %95'e kadar, işte ergenliğe kadar da oluyor zaten. Gençliğe kadar. Gençlikten sonra insan başlıyor bilinçaltı o kişiye hükmetmeye. Ben sürekli aynı şeyleri yaşıyorsam, aynı türevleri hayatıma çekiyorsam, orada insan suçlamak, yargılamak, eleştirmek, bana bunu neden yaptı, bir daha onun yanına gitmem, o ortamda bulunmam veya suçlamak yerine ben bunları neden yaşıyorum, sürekli aynı şeyleri yaşamamın sebebi ne diye onu kendine sorması gerekir. Eğer sürekli sorduğu bir soru varsa hayatın size, senin değişmen gereken yer orasıdır. Bu sana ait bir duygu, bir düşünce değil ve hayatımıza her gelen kişi bizim eksik yanlarımızı ya da fazla yanlarımızı göstermek için gelir. Ya çünkü o bilinçaltımızdaki o durum ortaya çıkacak ya, ben onu öğrenmeliyim, bana bunu neden yapıyor, tahammülüm yok. Ben ya benim eksik yanımdır, diyelim ki Neslihan Hanım aşırı derecede sosyal bir insan ve neşeli. Tam tersi bir insanla imtihan olmaya başlarsınız. Çünkü benim eksik yanım ne? Biraz daha ağır ya da daha az dengeye gelmem için. Hemen örnek veriyorum kendimden. Madem evet, Neslihan dediniz, ben çok sabırsız bir insanım. O yüzden karşımdaki insanlar çok rahattır. Ve böyle imtihan olurum. Sabrımla. Ya, bu yani çok nettir. Ben sabırsızımdır. Hani hemen bir şeyleri olsun, yani zamanında olsun. Çok evet, beklemeyeyim bir şey için diye, ama karşımdaki insanlar da relax, rahat, yani dünya yansı umurunda olmayan, yaparız, hallederiz modunda olan insanlardır genelde. Evet, evet, böyle sınavlar doğrudur. İşte orada da hayat bize ne diyor? Dengeye gelmen gerekiyor diyor. Sen ne fazla burayı besle, ne de burayı besle. Hayatta dengeye gelemediğimiz ne varsa hayat bizi oradan vurmaya başlıyor. Çok fazla mı fedakarım? Çok mu iyimserim? Çok mu cömertim? Çünkü herkes Yaradan'a hükmedebilecek güçte ve kudret sahibi. Birbirimizle imtihan ettiği halde yine de diyor ki sen hayatı dengeye gel, çünkü ben varım. O kişi eğer ki ben çok merhamet ediyorum, ona çok üzülüyorum, çok yardım ediyorum, o benden istemediği halde ben bunu yapabiliyorsam, demek ki Allah'ın işine karışıyorum. Neden? Çünkü onun yürümesi gereken bir yol var. Onun öğrenmesi gereken, çaba göstermesi gereken, düştüğü için kalkmayı öğrenmesi gereken bir durum var. Ben müdahale ettiğim zaman onun hayat akışına ve yoluna müdahale ettiğim için ben yine bir karma oluşturuyorum. Yine bir karma oluşturmuş oluyorum. Yani çok fazla iyilik yapmak, çok fazla fedakarlık yapmak iyi bir şey değil. Bu sefer Allah'ın işine karışmak. Herkesin bir imtihanı var bu hayatta. Herkes bir şeyleri yapıp öğrenmek için geldi. Hayat yolculuğu inişi çıkışlı olduğu için bunu tadarak, düşerek, kalkarak, ağlayarak, gülerek, hasta olarak, iyileşerek, her şey çünkü zıttıyla kaimdir. Nedir? İyilik varsa kötülük için var, değil mi? Kötülük var ki iyilik var. Karanlık varsa aydınlık var. Çirkinlik varsa güzellik var. Hastalık varsa şifa var. Yani bu şekilde dünya kuruldu. Bunların ikisinin ortalaması bir şekilde çok fazla detaya girmeden yaşamak zorundayız hayatı. İnsan fıtratını da çok fazla hayat yollarına kimsenin karışmadan, müdahale etmeden dengede yaşamak zorundayız. Biz konudan konuya mı atladık acaba? Yok, ben şunu da duymuştum. Çok iyi olmak, çok cömert olmak da kibrin ve egonun bir parçasıdır diye. Çünkü haşa ve sümma haşa, kimse Allah değil. Çok iyi, çok merhametli, çok vicdanlı olmak, çok verici olmak. Yani o çok olan yerde aslında burada beslediğin kibrin ve egon. Hani yardım ettiğini zannederken aslında kendi egonu da besliyorsun diye bir şey okumuştum, ama bazı tasavvuf alimleri de der ki ne olursa olsun verin, hani eliniz açık olsun. Burada gerçek ihtiyaçlılığı bulup oraya mı vermek, ya da sürekli kişi mi değiştirmek? Mesela aynı kişiye sürekli yardım yapmak değil de gerçekten veren el görmediği ve bunu verdiğini hissetmeden gayet içtenlikle vererek, yaparak mı bunu telafi de edebilir aynı zamanda? Yani bu nasıl dengeleyebiliriz biz bunu? Hani diyelim ki çok verici, evet, yardım etmek istiyor, malı da var. Hani elinden geldiği kadarıyla insanların hayatına da dokunmak istiyor. Ama çok verse olmuyor bu durumda. Nasıl bu dengeyi sağlayabilir? Evet. Karma yaratacak şekilde çok vermek, o kişinin sorumluluğunu almak. Yani onun sorumluluğundan men etmek, yürümesi gereken yolun farkına varmadan, mesela diyelim ki bir kişi yolda düştü ama sen gidiyorsun onu kaldırmaya çalışıyorsun, üzerini temizliyorsun, acıyorsun, merhamet ediyorsun. Ama o düştüğü yerden kalkmayı bazen insan kendisi öğrenmeli. Bunun gibi bir şey, bunu örnek verebilirim. İyilik yapmayalım demiyorum, cömert olmayalım demiyorum. Buradaki dengeyi sağlamamız gerekiyor. Mesela insan komşusu açken kendisi sok yatabilir mi? Biliriz ki o açsa biz ona yardım etmeliyiz. Bu bizim bir borcumuzdur zaten. Şöyle söyleyeyim. İnsan, evladını büyütüyorsunuz. Belirli bir yaşa getiriyorsunuz. Ağzından lokmasını kendiniz veriyorsunuz. Bütün sorumluluklarını yorulmasın, hastalanmasın, üzülmesin. Ya da okul hayatında başarılı olsun diye çok büyük fedakarlık yapıyorsunuz. Önüne yemek bile getiriyorsunuz. Peki, bu hayatı öğrenebilir mi bu şekilde? Hayır. Öğrenemez. İşte hayat bu şekilde insanların öğrenmesi için çok fazla müdahale etmemek gerekir. Evet, bir çocuk muhtaç olduğu zaman, ihtiyaç duyduğu zaman ona zaten anne baba görevi olarak yapılmalı. Ama arada bir onun sorumluluklarını ona yüklemeli ki hayatın inişleri çıkışlarına alışabilsin. Tıpkı işte böyle insanlar birilerinin yardımlarıyla, destekleriyle gelen insanlar sonra hayat akışını, döngülerini düzgün yaşayamadığı için sorumluluk da alamıyorlar. Sorumluluklar alamadıkları için de kendileri hep bir yerlere muhtaç halinde kalma ihtimali çok yüksek oluyor. Bir de bizim Tanrımız kim? Para mı? Ünvan mı? Kariyer ya da anne, baba, eş, çocuk. Bizim tanrılaştırdığımız durum, duygu ne? Bir de insan hayat boyunca hep oradan vurulur. Yani çoklaştırdıkları. Aynen öyle. Yani bizim Tanrımız, tanrılaştırdık. Ben parayı çok seviyorum. O benim bir tanrımdır işte. Ben arkadaşımı çok seviyorum. Onunla zaman geçirmeyi çok seviyorum. O bana ne yaparsa hemen yıkılıyorum. Yaptığı zaman çok seviniyorum. Aşık olduğum bir kişi, evladım mesela, erkek çocuğumu çok seviyorum veya kız çocuğumu çok seviyorum. Ona sürekli hizmet ediyorum. Akrabam, komşum, neyse, bizim para, pul, şan, şöhret, arabam, evim, değil mi? Herhangi bir eşya, yaşam tarzım, bizi tanrılaştırdığı ne varsa bizi işte onlardan özgürleşmemiz gerektiğini de anlatır hayat. Bunlar da hep blokaj yapar. Ruh özgürleşmek ister. Madde aleminde yaşamamızı istemiyor. Ne kadar özgürleşirsek, kendimizi ne kadar rahat bırakırsak, hayatı dengede yaşarsak ve bilinç altımızdaki kodlanmış duygu, düşünce aktarımları da dönüştürebilirsek biz o kadar çabuk tekamüle yaklaşmaya başlarız. Ben aslında burada size üç doğumdan bir insanın üç doğumundan, ilk önce anne karnından doğar, sonra benliğin doğumunu gerçekleştir, sonra da ruhunun doğumu gerçekleşir. Bir insan anne karnından doğduktan sonra ergenliği, çocukluğu ve gençliğini yaşaması gerekirdi ya, ama bizim çoğunlukta bu ergenlik ve gençlik zamanını yaşamadan direkt benlik yaşına geçilir ve hayatının o doyuramadığı duygularını besleyemediği, yaşayamadığı o döngüsünün yerine olgunluğa geçtiği için hayat sürekli gelir oradan o kişiyi vurmaya başlar. Çünkü bastırılmış, yaşayamadığı, anlayamadığı o döngüsünün alacaklısı olarak yaşar. Evliliğinden, iş hayatından, sosyal çevresinde bir türlü bir tutarlılık gösteremez. Çünkü neden? Yaşaması gereken döngüsünü yaşamadan direkt öbür bilgeliğe geçti. Ve buna hazır değildi. Anlatabiliyor muyum burayı? Çünkü neden? Benlik doğumuna geçen kişi evlenmiştir. Artık bir birey olmuştur. Çok erken yaşta evlenmenin sebebi de budur. Erken yaşta evlenen kişi direkt benliğe geçmesi, bir bireyliğe, tam olarak bireyliğe geçmesi onu yorar. Çünkü neden? Gençliğini yaşamadı, o döngüsünü tamamlayamadı. Hayat onu hep sürekli alacaklı gibi geçmişe geriye baktırır. Ben orada bir alacağım var. Ben neden böyleyim? Ben bu hayatı istediğim gibi yaşayamadım. İstediğim gibi bir eşle beni anlamıyor, beni duymuyor. Beni kıskanıyorlar, işte ben sevilmiyorum, ben değerli değilim gibi bir sürü akşama kadar bir sürü şikayet edecek şey bulur. Ama kişi benlik doğumunu zamanında bu üç doğumunu da, ben buna doğum diyorum, bu bir döngü de diyebiliriz buna. Bu üç döngülerinde zamanında ve peş peşe yavaş yavaş yaşarsa o kişi hayatta, mesela diyelim ki buraya da yazmıştım sıralamalarını. Bir kişi diyelim ki çocuklukta travmatik bir durum yaşamamış. Fiziksel ya da psikolojik şiddete de uğramamış. Mutlu da bir çocukluk geçiriyor. Ve zorlandığı zamanlarda da uzmandan psikolojik, yani kendini onarabilecek derecede destek de almayı biliyor. Bu kişiyi hayat yıkmaz işte. Bu kişi hayatta yıkılmaz kolay kolay. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü insan döngüleri... Hayatın torpil geçtikleri mi diyelim o zaman? Yani kaderin torpil geçtikleri mi? Yoksa kendi farkındalığını bilip ona göre yol alan mı diyelim? Nasıl diyelim? Aslında baştan beri söylediğimiz işte her anne, her birey kendini yetiştirip farkına varmalı. Mesela diyelim ki bugün biz evlilik yapacağız, bir çocuk dünyaya getireceğiz. Eğer ben hazır mıyım, değil miyim? Ben yaşadığım bu hayattan, kendimden memnun muyum? Ben bir çocuğu dünyaya getirsem bu çocuğa ne veririm? Bu çocukta ne kadar yetiştirebilirim? Ben gerçekten buna hazır mıyım diye sorduğu zaman, bilinçaltına soru sorulduğu zaman bilinçaltı mutlaka bir insana cevap verir. Eksikleriyle, hatalarıyla, kusurlarıyla kendi travmalarını çözmeye oldukça yetenekli bir ruhu ve kabiliyeti vardır insanın. İşte bunu bulup bir çocuğu, düşünebiliyor musunuz? Karnıma yerleştiği andan itibaren çocuğa aktarım yapabiliyorsam o zaman ben buna dikkat etmeliyim. Aktarımlarıma dikkat etmeliyim. Ne kadar sağlıklı bir anne, o kadar sağlıklı bir bebek. Dünyaya getirdim. Bir çocuk eğer ki bir aylık da olsa, 20 günlük de olsa, 6 aylık da olsa fark etmez. Şu yatakta yattığını düşünün. Ben burada eşimle kavga ediyorsam ve ben değersiz hissediyorsam kendimi, o çocuk o duyguyu alır. İşte bu duygu da ne, bir enerji değil mi? Bilinçaltına yerleşen. Anne çok üzgün ve mutsuz, sinirli ve kaygılı. Kucağıma aldım çocuğumu. Çocuğumu o meyanda o duyguyu aktardım. Anne mutsuzsa, değersizse, sevilmiyorsa bu duygudan payımı alırım. Bu duygu çok biriktiği zaman da bana o kodlanmış bir duygu haline gelir. Ama anne mutluysa, oldukça mantıklıysa, oldukça hayatı dengede yaşayan, farkındalığı yüksek bir insansa, evet, çocuğum benim acı da çekecektir. Mantıklı mantıksız bu hayatı inişli çıkışlı olduğunu anne evin içinde çocuğu yetiştirirken bunu ona yani en mantıklı şekilde aktararak öğretir. Anlatabiliyor muyum? Yani onu en güzel şekilde ona aktarımları, gösterimleri, hayatının planlamasını ona evin içinde başlar öğretmeye ve sokakta sosyalleşmeye başlayan bir çocuk annesinin aktarımlarıyla, evet, hayatın zorluklarını da güzelliklerini de bilerek sokağa adım atmaya başlar. Ve bir çocuğun ikinci travmatik olayını gerçekleştirmesi de sosyal çevresidir ve okul hayatıdır. Eğer orada bir olumsuzluk, bir yanlış bir şey yaşadığı zaman o da onun hayatını isterse 50 yaşına gelsin. Değersizlik duygusu, sevgisizlik, olumsuzluk onu her zaman etkileyecektir. Yani o zaman yıl 2024 ve bu kavram giderek büyüyor.